Aa, dersim var, ders çalışmam gerekiyor, kendimi kötü hissederim bu tarz şeyleri yaparsam diye bir şey yok. Çünkü artık ders yok. Hani dağıttığımı tam dağıtırım, topladığımı tam toplarım. Anneme diyorum ki sakın toplamı ben videoda toplayacağım, o yüzden iyice dağıldı. Pasaklı bir insan demek istemiyorum ama çok dağınık bir insanım. İlk not çıkarımımıza başlıyoruz. Herkese selam. Yeni bir videoyla merhaba. Uzun zamandır video atmıyordum ve bu atacağım sanırım ilk video olacak. Çünkü çekeceğim ilk video bu olması gerekiyor. Kısa kısa atmak için çektim. Fakat onları zamanım olmadığı için, aklım buralara kaymasın diye editlememiştim. Onları bu videolardan sonra atarım diye düşünüyorum. Bu videomuz odamı temizlem olacak ama hani oda değil resmen yani salı pazarı. Çok karışık. Aşırı karışık. Bir de şöyle bir gerçek var. Geçen hafta pazartesi günü, bugün salı, temizlik yapıldı. Odam tertemizdi. Sadece hani kitaplar ayarlanacaktı falan. Ben o bir haftada, özellikle şu son iki günde dışarı çıkıp gelip o yorgunlukla asla bir şey yapamadım. İyice dağıttım. Ben bir de yani dağıttığımı tam dağıtırım, topladığımı tam toplarım. Odamın size bu halini göstereceğim. Sonra toplanmış halini göstereceğim. Çekmeceleri dolapların içine varana kadar her şeyi düzelteceğiz. Çok uzun bir video olursa iki part şeklinde yapmayı düşünüyorum. Çünkü sizi de çok sıkmak istemiyorum. Şimdi size odanın halini göstereyim. Daha doğrusu savaş alanı. Daha güzel tabir olur bence. Şimdi giriş yapıyoruz odamıza. Bu kadar dağınık biliyor muydunuz bilmiyorum ama. Çok dağınık. Anneme diyorum ki sakın toplamı ben videoda toplayacağım. O yüzden iyice dağıldı. Annem burayı süpürgeye getirdi. Burada okuma kitaplarım var. Burada soru bankalarım var. Bunların hepsi gidecek. Satacağım, atacağım. İhtiyacı olana vereceğim falan. Burada makyaj yaptım. Dün o kalmış. Çekmecelerimin içleri çok dağınık. Yatağımın çarşafı geldi. Annem serecek dedim ki ben videoda sereceğim. Hayır serme. Annem bu odanın halini gördükçe yani... Kendi çocuğu olduğundan emin olamıyor çünkü annem çok titiz bir insandır. Ben de tam tersi. Yani pasaklı bir insan demek istemiyorum ama çok dağınık bir insanım. Ama hani temizlerim, üşenmezsem ve kendime şöyle bir sözüm var, sınavdan sonra hiçbir şey üşenmeyeceğim. Her şeyi yapacağım. Spor yapacağım, yemek yapacağım. Yani odam düzenli olacak, ajandamı düzenli tutacağım. Rutinlerimi aksatmayacağım üşeniyorum diye. Artık hani ah dersim var, ders çalışmam gerekiyor, kendimi kötü hissederim bu tarz şeyleri yaparsam diye bir şey yok. Çünkü artık ders yok. Artık tatil var. Ve şimdi odayı toplamam lazım. Sonra burası da karışık. Bunu da düzenleriz birlikte. Bakın burası masamın üstü. Şurada denemeler. Şurada kitaplar var. Çekmecem. Çok karışık. Şurası çorap çekmecem. Burası da çok karışık. Ondan sonra burası. Şuraya bakar mısınız? Çok dağınık. Allah'tan dolabımın içi düzgün. Orayı size rahatlıkla gösterebilirim utanmadan. Burası düzgün çünkü burayı ben bir ara düzenlemiştim sıkılıp ders arasında. Burayı da düzelteceğim. Aslında burayı da düzeltmiştim. Fakat şuradaki kitapları çıkartacağım. Orayı başka şeyler koyacağım falan. Burası benim makyaj kısmımdı. Ama buradan alıp geri koyması zor oluyordu. Eğer kitaplarımı yerleştirdikten sonra şu alt kısım boş kalırsa orayı makyaj bölümü yapacağım. Sık kullandım. Şimdilik bu kadar göstereceğim şeyler. Zaten daha fazla ne olabilir? İlk önce şey yapacağım. Yataktan mı başlasam diyorum. Yatak çünkü dağınık olunca çok dağınık gözüküyor etraf. O yüzden ilk orayla başlamayı düşünüyorum. O zaman hadi başlayalım. Hiç vakit kaybetmeye gerek yok. Çok uzun bir video olacak. Çok özledik diyordunuz. Sıkılırsanız ilk videodan hepinize küsürüm. Tamam. Başlıyoruz. Yatağımın üstünü çarşaf sermediğim için ilk önce süngerini bununla temizlemeyi düşünüyorum. Ne ya? Var ya bir şey çıkıyor. Artık yorgan kullanmam. Antalya'nın sıcağında yanıyorum zaten. Kendi evim olduğunda Dyson olacağım var. Bıktım şu pişi şeyler. Her yere çarpıyorum. Sonra çiziliyor. Sonra şey oluyor, sıkıntı oluyor falan.
Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why I'm down, yeah. No friends of mine. Bu artık yıkanıp kışlıklara gidecek. O yüzden çarşafını çıkartıyorum. Sizin yaz planlarınız nasıl? Bana onlardan seslenince ben de yorumları okurken eğlenmiş olurum. Belki benim aklıma gelmeyen bir şey sizin aklına gelmiş olur. Aa evet, ben de bunu yapmak istiyordum falan derim. O yüzden yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi bunu katlayalım. Birisi bu renk. Bu renk sersem sanki daha iyi olur. Çünkü bunun arka planı olarak kullanabilirim beyaz olduğu için. Ve bunu kullanıp odamı karışık göstermek istemiyorum. Zaten ablamın yatağı hani mavi renk olduğu için iyice mavi pembe karıştırmasın ortamı. Tarafa dönelim. Burada çok bir şey yok zaten. Dur, siz görebiliyor musunuz oradan beni? Şöyle yapsak görürsünüz herhalde. Bir bakayım. Yes. Hope you free your soul. I might have caught the June blues. Yeah, I wanna drown myself inside the juice. Yeah, you know I keep on running from the truth. Is that not? I'm just a lonely fucking you. Now when I drive around, don't feel it all. Why it's getting colder when the sun comes. Şimdi geldik. En çok yorulacak kısmı, çünkü burada bir sürü not falan var. Önce şu mutfağa götürecek olanları ayarlamam lazım. Bu çöpünü şuna bir dolduracağım. Şimdi ilk not çıkarımımıza başlıyoruz o zaman. Çok rahatlatıyor. Ay, sakın dökülme. Geçen hafta 3 kere su döktüm halıya. Bir tanesini daha kaldıramayacağım. A few minutes later. Gerçi odamda küçük bir halı var. Ona gelmez ama yine de ıslak bir şeyle artık uğraşmak istemiyorum. Düşme. Jump, yeah.
Şunların hepsini aşağı indiriyor. Ayağına düştü. Bunların hepsi geri dönüşüme gidiyor. Önce dedim ben şey, hayır sen ıslanma, sen ıslanma. No, tablet var burada. Ajanlanma olmaz. No, gelmez Emel'in. İlla bir seferlik yapacağım var ya. Got the drum blues, yeah. Walk around like who you, yeah. Just something you get used to, yeah. Go blame the drum blues, yeah. It's just the drum blues, yeah. Walk around like who you, yeah. Just something you get used to, yeah. Ne yiyeceğim? Patates. Patates mi? Ama patates bitti. Olmaz. Olmaz mı? Patates. Aç ağzını bir. Güzelmiş. İsmin yazmıyor mu burada? Baba. Baba mı aldı? Selam. Ara vermiştim ya ben. Geri devam ediyorum. Sizin için bir saniyeymiş gibi gözükebilir. Ama sizce bittiyiz. Bölümümüzle de. Değdi mi değdi. Ama şimdi geri devam ediyorum. Videolarımı daha önce izlediyseniz biliyorsunuzdur. Ama ilk defa bu videoyla beni tanıdıysanız size özet defterlerimi göstermek istiyorum. Teşekkür ederim. Tamam. Hadi ay. Kapan ama. Ayaklı radyo seni. Sizlere... Yolucu defterini göstermek istiyorum. Bu da 12. sınıf biyoloji özet defteri. Bunların hepsi ama hepsi 9. sınıftan 12. sınıfa kadar yaz kursunda kursları dahil olmak üzere tuttuğum özetler. Bunların hepsini yere koyuyorum. Burayı sileceğim tamamen. Allah kahretmesin şu Almanca. Bunu arkadaşlarıma söylediğimde çok şaşırdılar. 12. sınıfta söylemiştim orada. Hani 9-10'da söylemiyordum manyak gibi gözükmemek için. Ama gerçekten şu an düşündüğümde bayağı manyakça bir şey. Çünkü ben karantinadan önce böyle deli manyak çalışıyordum. Karantinadan sonra yani azaldı o şey. Almanca sınavlarına yüksek almak için bir gün öncesinde Almanca kursu alıyordum. İki özel ders alıyordum. Biyolojiden almayıp, fizikten almayıp Almancadan alıyordum. Bir sayısal fen lisesi öğrencisi olarak. Teşekkür ederim okul bunu bize zorladığı için. Şu konulardan çıkacak diyordu ama hani ben kafam basmıyordu. Çünkü hoca anlatamıyordu. Kusura bakmayın hocam. Yani izlediğinizi düşünmüyorum ama kusura bakmayın. Yani sanki hepimiz daha önceden Almanca biliyor musunuz gibi anlatmaya başladınız ama yani hiç kimse bilmiyor. Tamam birkaç kişi biliyor olabilir ama çoğunluk bilmiyor. Bilse bile bizi bilmiyormuş gibi anlatmak zorundaydınız. O yüzden Almancadan nefret ettim. Bu da son bir ayda çıkardığım özetler. Bunun sayesinde AYTF'nin benim için güzel geçmişti. Hangisi benim bilmiyorum. Parası çok olan benim. Düşüyordum. Arkadaşlar ablanızla kumbaralarınızı karıştırmayın. Ya da karıştırın. Ben küçükken ablam para biriktirebiliyor diye yerlerini değiştiriyordum. Çünkü görünüşü aynı. Sonra ablamın kumbarasından hep para çalıyordu. Ama siz yapmayın. Bakın düşüyordu. Vallahi çok güzel harcıyordum. Ve sadece o çaldığım paralarla top alıyordum. Parayı mı top alıyordum? Ve her seferinde patlatıyordum. Bir de seviniyordum. Ah, ilk kendi paramla almadım. Bak kendi param oldu çok üzülürdüm diye. Ama şu an farkına varıyorum ki kendi paramla almadığım için zaten patlatıyormuşum hani.
haram bir şey sonuçta. Kendi param değil yani. O haram para bir yerden çıkar değil mi? Her seferinde toptan çıkıyordu. Neyse. Yapacak bir şey yok. Üzgünüm abla. Özürlerimi sana buradan iletiyorum. PR'dan bir şey gelirse ilk sana vereceğim. Eğer benim işime lazım. Abla küçüktüm yani şimdi. Çok da sorun etme bence. Büyük ihtimalle temizleme metoduma bakarak kriz geçiriyorsun. Büyük ihtimalle annen de kriz geçiriyor. Ama ben böyle temizliyorum. Ne yapayım? Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır derler. Benim yoğurt yiyişim de böyle. Değişik bir şey buldum. Yani annem verdi. Dedi bunu yapabilirsin. Bilmiyorum. Ah, ay korktum. Şöyle bir şey. Şimdi buralara döküyorum. Aa çok döktüm. Şimdi masa kuruyana kadar şu yeri halledeceğiz. Siz tabii şu an yeri görmüyorsunuz. Sizi hemen yeri görecek. Açıya almak istiyorum. Evet. Çok var. Şuradaki denemeleri yapacağım. For sunny shit to brighten up a wounded soul. Honest, you the penny. Pick it up like Chevy. Bu sefer yerden. Oh, yandım. Seni yukarı koyabiliriz. Tamamdır. Like a belly, disagree, don't tell me. Now you in infinity, we 98. Trust that he be good. The ball like BB, don't make no mistakes. Got the faith, the 18 just not gonna be the same. Finna bleed down generations, not gonna be in vain. Too young, why you gotta go, why you gotta go. Ve soru bankalarını ayırıyoruz şu an. Başladık. Çöp, 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 çöp. Neyiz? Yapmanın soru bankalarını satacağım. Ve siz bu videoyu izlediğinizde çoktan dolap hesabıma yüklemiş olacağım. Dolap hesabını da şu an ekranda görüyorsunuz. Açıklamalar kısmında linkini bırakırım. Instagram'dan beni takip ederseniz orada hikayeleri de paylaşırım büyük ihtimalle. Yani büyük ihtimalle kesin paylaşırım. Bu satılacak. Bu çözülmemiş. Bu bayağı çözülmüş. Bayağı çözülmüş. I just wanna know, I just wanna know now, true now. Try and get no, try and get no. Hope you free your soul, hope you free your soul. I might have caught the June blues. Yeah, I wanna drown myself inside the juice. Sadece bir şöyle
havasını alıyorum. Masayı biraz yerleştireyim. Şimdi sıra geldi kitapla. Burası bitirdim kitaplar. Çoğunluk paragraf. Bir sürü şey var. Şimdi şöyle bir başlık indirmek istiyorum. Tamam. Hiç çözülmedi. Çok az çözüldü. Çok az kalmış bu çöp. Orta. Hiç. Bir tez çözülmüş. Hiçbirini çözmedim. Bunun içi bayağı bitik ama burada ben ekstra notlar falan çıkartmıştım. O yüzden konu anlatımlı kitapları satacağım. Bunu çok az çözdüm. Bunları hiç çözmeye zamanım olmadı. Bu bitti. Bitti. Bunlar hep bitik. Hiç çözmedim. Çok az çözmüşüm. Çok az çözmüşüm yine. Bu çöp. Çok az çözdüm. Bayağı. Bunu da hiç çözmedim. Vesikalım çıktı. Hadi size vesikalık şov yapayım. Bu çözüldü ama çok değil. Bunlar hiç çözülmemişleri ayırmıştım. Hiç çözülmedi. Bu bayağı olmuş. Hiç çözmedim. Hiç çözmedim. Hiç çözmedim. Bunu bayağı çözdüm. Şimdi dizleri bitirmiş gibiydim. Aynen bu çöp. Hiç çözmedim. Hiç çözmedim. İçinden yaprak koparmıştım. Çözeceğim diye. Kendimi hani zorunlu tutayım diye. Öyle hissedeyim diye ama çözmedim. Öyle bir zorunluluk hissetmedim. Ve koparınca hiç hoşuma gitmedi. Az çözmüş. Bakın. İl üçüncülüğü. Karantinadan önce deli manyak çalışıyordum. Sonra boşladım. Şimdi şu üst kısmı sileyim. Kitaplarım yerleşmeye başlayayım şuradaki. Ki ortalık biraz toparlansın çünkü size yeri göstereceğim. Çok şey. Az kitapları göremiyor musunuz? Bakın şuradaki kitapları yerleşeyim ki etraf boşalsın. Kitapları ayıracağım diye yere attım. Yani ayırma sayılırım bilmiyorum. Şurada da var. Şunlar çöp olur. Şunlar çöp olanlar. Şimdi burayı temizleyip bu kitapları buraya koyacağım. Şimdi burayı sileceğiz. Buradaki kitaplar hiç çözmedi kitaplar. Aa, çok utanç verici. Şimdi burayı yine masama yaptığım tarifeyi uygulayacağım. Çok dökmeyeceğim bu sefer. O hatayı yapmayacağım. Tamam, bu kadar yeter. Herkese günaydın, yeni bir günde. Merhaba. Şimdi sizlerle birlikte burayı yerleştireceğiz. Şu alt katı da boşalttım bu arada video kapalıyken. Çünkü kitapları ayarlamam gerekiyordu. Kitapları silmekle başlayacağım. Yerleştireceğim. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why I'm down, yeah. No friends of mine around, yeah. Now I'm thinking of by the cottage. Kitaplarını silme işini bitirdim. Şimdi tek tek yerleştireceğim. Ama o kadar fazla kitap var ki. Hani burası var. Bir de şurası var. Of, yoruldum. Bir şey demek istemiyorum. Bitsin artık. Yeah,
herkese günaydın ve sileceğim de size günaydın diyor. Resmen burada tepecik olmuş. Son kez odamı toplayacağız diye düşünüyorum. 3-4 gündür şu odayı topluyorum. Video kapalıyken de toplamamaya çalışıyorum ama az buçuk bazı şeyleri hallettim. Yok, halletmezsem annem beni evden atacak. Şaka. Anneciğim seni çok seviyorum. Şaka yaptım. Dolap işleri kaldı. Onları yapacağız. Onları yaparken de açıkçası hızlı çekimde çekeceğim. Çünkü ne galerimde yer kaldı ne de şarkı açmadan yapamayacağım artık. Çok sıkıldım çünkü. Ve normal çekim çekersem, şarkı da açarsam telif yerim. Ve artık telif yemek istemiyorum. Bıktım o şeyden, e-mailin gelmesinden. Videonuz telif yemiştir. İstemiyorum. O zaman odamı toplamaya geçelim. Bunun adını ne koydum tahmin edin. Slenderman. Ha, çok yaratıcıyım. Şimdi bunu koyalım şuraya. Şimdi çekmecelerimi sildim. Çekmecelerimi kururken de fırçalarımı yıkayalım. Struck down at 20, plenty left to put behind you. You ain't peak, devil's peaking, now they speaking about you, leave it alone. Hope you're grinning while you watch your bros on some soulful sunny shit to brighten up a wounded soul. Honest, you the penny, pick a dull like Chevy, new age Machiavelli, disagree, don't tell me, now you in infinity, we 98, trust that he be good. On the ball like BB, don't make no mistakes, got the faith. The 18 just not gonna be the same. Finna bleed down generations, not gonna be in vain. Too young, why you gotta go, why you gotta go, I just wanna know. Tipime bak. Uyumuştum. Uyandım. Şimdi temizlemeye geri devam edebiliriz. Şimdi sıra geldi. Buradaki bölmeye. Buradaki bölmede de bir sürü şey var ya. Of. Çöp. Hepsi böyle dönüşüm. I might have caught the June blues. Yeah, I wanna drown myself inside the juice. Yeah, you know I keep on running from the... Hey, banyomu yaptım. Yemeğimi yedim. Şimdi buradaki şeyleri tek tek fotoğrafını çekip satmak için ayarlayacağım. I'm just a lonely fucking you. Olmayanları, yırtık olanları direkt atacağım. Nedense bir sürü çorap alırım ama asla acelem olduğunda yırtık olmayan çorap denk gelmez. Odamın son halini sizlere göstereceğim. Buradan açıyoruz ve odaklasana. Tadam. Sizlere ilk önce dolabımı göstermek istiyorum. Üstündeki tüm notları çıkardım. Burası niye böyle duruyor? Ben orayı tekrar sileyim. Garip duruyor orası. Dolabının içinde göstereceğim. Çünkü içlerine varana kadar bayağı düzenledim. Böyle. Burasını da gösteriyorum. Üst kısmı benim çocukluk kitaplarım, resimlerim falan var. Burası az kullandığım bakım malzemelerim. Mumlarım, işte yağdır, kremdir falan. Burası kışlık zaten. Burası da ıvır zıvır resim malzemelerimin olduğu. Kalemlerim, tütsü, boncuktur falan onlar var. Sonra hemen bu kısma geçersek, burası yine bildiğiniz gibi bir şey yok. Sadece buradaki kitaplar gitti. Ve buraya yeni fotoğraflar eklemek istiyorum. Yazın sonuna kadar şu boydan boya fotoğraf olsun istiyorum. Ondan sonra bu tarafa gelirsek, burası da böyle tüm kitaplarımı yerleştirdim. Burası iki taraflı. Bunun arkasında da kitaplar var. Oraya genellikle çocukluk kitaplarımı koydum. Veya ablamın kitaplarını koydum ya da sevmenin kitaplarını koydum. Burası en sık kullandıklarım. Parfümüm. Ondan sonra her gün sonrası kullandığım kremim.
nemlendirici falan böyle güneş kremidir. Burası toka çekmecem falan. Ondan sonra işte takılarım falan var, gözlüğüm var. Burası full makyaj yeri. Bir kuaför şeyi kadar var resmen. İşte burası kitap. Sonra burada ayna var. Burası yatağım. Komedinin ve alın yatağı. Buradaysa başucu kitaplarım. Takılarım, saatim, tütsülüğüm. Burada fotoğraflar, karnelerim falan var. Burası ise pijama. Pijama çekmeyeceğim, karışık oluyor çünkü pijamalarım. Burası da çalışma masam. Çalışma masamın sandalyesinde havlu var çünkü. Annemlerden farklı havlu kullanıyorum yüzümü silmek için. Banyodakinden farklı. Burası notlarımı, notlarımı saklayacağım. Burada yine saklayacağım notlar var. Telefon niye böyle yapıyor? Telefon babamın da. Burası ajandalarım. Yine boş defterler var burada. Burası yine eski ajandalarım. Peçete, kalemlerim. Kalemlerim, kalemliklerim, su bardağım. Bu masayı bu kadar boş görmeyeli o kadar zaman oldu ki. O kadar zaman oldu ki çok şey. Yani şu an garip geliyor. Burası A4 kağıdı, ıslak mendil. Şurası bomboş oldu yani şaka gibi. Ortaokuldan verirse orası dop dolu. Annem ortaokul kitaplarımı bile attırmamıştı lisede lazım olur diye. Ondan sonra burada ıvır zıvırlarım var. Buradaysa çoraplarım var. Bu çorapları sizle birlikte ayırmıştık. Tek olmayanları ayırmıştık yine. Burada ise yedeklerim falan var. Böyle fazlalıklar var. Kullanmadığım şeyler yine. Odam bu kadardı. Yine kapıya geldik. Kapıdan başladık. Kapıya geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dönemin sonuna geldik. Bir sezonun sonuna geldik. Artık yepyeni bir sezon başlayacak. Bunun için çok heyecanlıyım. İşte böyle. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi çok çok öpüyorum.